Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Yaklaşık 200 bine civarında bir bütçem var ve otomobil dediğin biraz konforlu, güvenli, oturaklı olmalı diye düşünüp bu bütçelerde otomobil arıyorsanız bu video tam size göre. 2005-2007 model arası Laguna 2'lerin ilan fiyatları 150 bin lira seviyelerinden başlayıp 300 bine kadar çıkıyor. Biz Laguna'larda dizel motorları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bunun nedeni sadece motorun fiyatlarından dolayı dizellerin gördüğü ilginin her geçen gün azalması değil. Aynı zamanda Laguna 2'lerde kullanılan 1.9, 2 ve 2.2 litrelik dizel motorların 1.5 dizeller kadar başarılı olamaması. 110 beygir benim için yeterli derseniz 1.6 litrelik benzinli motorun sınıfına göre ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat böyle bir otomobilin hakkı 2 litre derseniz bizce haklısınız. 2 litre motorların 140 beygirlik olan modifikasyonu yeterli olsa da 170 beygirlik turbo motorlarını kullandığınızda birçok premium otomobile kafa tutabilirsiniz. Laguna alırken bizce en çok dikkat edilmesi gereken nokta o otomobilin Laguna'dan anlamayan bir usta tarafından kurcalanmamış olması. Opel'e baktığımızda ilk göze çarpan modeli C-Kasa Vectra'lar. 2004-2005 model civarı olanlarının fiyatları 180 bin lira seviyelerinden başlıyor. Ve bu bütçelerde çok temiz olmasa da hali hazırda bir sorunu olmayan bir Vectra C bulmak mümkün. Burada önemli olan kullanım süresi zarfında da çok fazla sorun çıkartmayıp sizi üzmeyecek olan Vectra'nın bulunup alınması. Bunun için otomobili almadan önce sadece motor mekanik durumuna değil aynı zamanda elektronik durumuna da dikkatle bakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü Vectra, Opel'in sensör ve elektronik yenilikler olarak devrim yaptığı bir otomobil. Bu tür devrimler sıfır otomobillerde memnuniyetler yaratsa da 15 yaşından sonra sorunlara neden olabiliyor. Lagunalarda olduğu gibi Vectra'larda da dizel motorları çok fazla tutulmuyor. Bu bütçeler için en mantıklı Vectra C 100 beygir gücü ile 1.6 litrelik motorlu olanları. 10-11 litre arasındaki şehir içi yakıt tüketimleri ile 12.6 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyorlar. Volvo S40'ların ilan fiyatları 130 bin lira seviyelerinden başladığı için 200 bin lira bütçelerin altında da birinci nesil makyajlı kasa yani 2003-2004 model civarı S40'ların yaşına göre temiz örneklerinden bulabilirsiniz ki temizden kastımız önemli bir kazaya karışmamış olması, kilometresi 250 bin civarında olsa bile bakımlarının aksatılmadan yapılmış olması ve gerekli mekanik yenilemelerin zamanında orijinal parçalarla yapılması. Birinci nesil S40'larda genel olarak 1.8 litrelik ara motorları çok fazla tavsiye etmiyoruz. 200 beygir güç üreten 1.9 litrelik T4 motor da yağlama ve bazı parça sorunlarından dolayı S40'larda çok fazla tutulmuyor. 100 beygirlik 1.6 litrelik motor ekonomik olmasına rağmen hantal değil. Fakat ben performans düşkünüyüm derseniz 163 beygirlik modifikasyonu ile 2 litre turbo motoru size tavsiye edebiliriz. Makul kullanımlarda 11 litre civarında yakıt tüketebilen bu motorlu S40'lar 18 yaşını geçmiş olmalarına rağmen 200 km hızın üzerine çıkmakta zorlanmıyorlar. Volvo'da daha fazlasını sunabilecek model ise S80. Bu bütçelerde 2000 model civarı yaşına göre orta hallerinden bulmanız mümkün ve S80'lerdeki başlangıç motoru 2 litre turbo 180 beygirlikler. Tabi yakıt başta olmak üzere benim için genel yürütme giderleri çok fazla sorun değil derseniz S80'lerde 2.8 ve 2.9 litrelik T6 motorlarda 272 beygire kadar güç üretebilen alternatifler bulunuyor. Volvo almayı düşünen izleyicilerimize tavsiyemiz çok fazla acele etmemeleri. Çünkü aylardır otomobilini satamamış satıcılarında ciddi indirimler söz konusu olabiliyor. Lüks, konfor, performans, güvenlik, prestij denildiğinde akla gelen markalardan ilki BMW. Bizce bu bütçeler E36 kasalar için yüksek bütçeler. Fakat E46 kasalar için yeterli değil. Bu yüzden 200 bin lira civarı bütçelerde 3 serisine es geçip yerine 5 serisi E39 kasalara bakmanızı tavsiye ederiz. Tasarımı yapılalı neredeyse 30 yıl olmuş olmasına rağmen E39 kasa hem kullanıcısına hem de dikiz aynasında görene heyecan verebilen bir otomobil. Ve ikinci eldeki fiyatlarına baktığımız zaman 2000 model civarı 520'lerden alınabileceğini görüyoruz. Yol canavarı olan bu otomobilde 400-500 bin kilometrelerde olan örnekleri çok fazla olduğundan alırken sadece ekspertizle yetinmeyip iyi bir BMW ustasına motor, mekanik, elektronik olarak inceletilmesini ve kozmetik durumuna da özellikle dikkat edilmesini tavsiye ederiz. Modelde daha güçlü alternatifler var olsa da 150 beygir güç üretebilen sıralı 6 silindirli motorlar performans olarak yeterli. Ve özellikle uzun yolculuklarda heybetli görüntüsünden beklendiği kadar yüksek yakıt tüketmiyor.
E39 kasa sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda ruhu ve kalitesiyle de efsane klasiklerden birisi. Infiniti E30, Amerika pazarı hedef alındığı için Avrupa ve ülkemiz pazarında çok bilindik bir otomobil olmasa da Mercedes E serisi ve BMW 5 serisi gibi premium modelleri rakip alan bir otomobil. Birinci nesillerin ilan fiyatları 200 binin altından başlayan Infiniti E30'ların satış bekleme süreleri kısa olmadığı için ciddi indirimler yapılabiliyor. Modeli almadan önce yaşadığınız şehirde bu otomobilden iyi anlayan bir usta ve yedek parça temin konusunda gerekli altyapıları oluşturmanız gerekiyor. 3 litre, 192 beygir ve 6 silindirli motoru ile oldukça iyi bir performans sunabilen E30'ların şehir içerisindeki yakıt tüketimleri 13-14 litre civarında. Dayanıklılık konusunda ödüller almış olan bu Nissan motoru aynı zamanda titreşimsizlik yönüyle de günümüz teknolojisinin ötesinde. Kia ikinci elde her otomobiliyle çok bilindik değil. Çok bilinmeyen modellerinden birisi de Kore'de oldukça popüler olan Magantis'ler. İkinci el ilanlarına baktığımız zaman 2005 model civarı olanlarının ilan sayısı genellikle onu geçmiyor ve fiyatları da 170 ila 230 bin arasındaki birçoğu pazarlık ile daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Modelde kullanılan 136 beygirlik GM motoru şehir içerisinde 13 litreye yakın yakıt tüketiyor. Döneminin temel donanımlarından daha fazlasını sunabilen Magantis'lerde konforu ve sağlamlığı da bulabiliyorsunuz. Fakat yedek parça ve ikinci eldeki ilgiyi aynı oranda bulamıyorsunuz. Bu bütçelerde B5 kasa Audi A4'lerin makyajlı olanlarından bulunabiliyor. 1.9 ve 2.5 litrelik dizel motorlarına nazaran 101 ya da 102 beygirlik modifikasyonları ile 1.6 litrelik benzinli motorları ekonomik açıdan 150 beygirlik 1.8 litre turbo motorları performans açısından dizellerden daha mantıklı. Passat ile aynı platformda üretilmiş olan A4'ler Passat'lardan daha kaliteli olmalarına rağmen ikinci elde Passat B5'ler kadar ilgi göremiyorlar. A6'lara baktığımız zaman yine 2000 model civarı fakat çok iyi kondisyonda olmayanları 200 binli bütçelerde bulmak mümkün olabiliyor. A6 piyasasında motorları 1.8 litre turbodan başlıyor ve piyasa örneklerinde 2.8 litreye kadar çıkabiliyor. 193 beygirlik 6 silindirli 2.8 litre motorlu A6'ların otomatik şanzımanları şehir içerisinde 16 litre yakıt tüketiyor. Hem A4'lerde hem A6'larda Porsche'nin geliştirdiği Tiptronic şanzıman alternatifi, ayrıca A6'larda 4 çeker Quadro sistemi alternatif olarak sunuluyor. Alman ruhunu tam olarak yansıtabilen modellerde yürütme giderleri korkutsa da kalite ve yaşattığı hissiyat üst seviyelerde. Saab günümüzde iflas etmiş bir marka olduğundan modelleri diğer otomobillere nazaran parça, usta ve ikinci el yönünden daha fazla dezavantajlı. Fakat otomobil severler için Saab yeri ayrı olan bir marka. Uşak altyapısı ile kendine özgün mühendislik sistemleri, yeni teknolojileri ve İsveççiliğinden gelen güvenlikleri ile Saablar birçok otomobil severin dikkatini çekmiştir. İflaslarının nedeni olan aykırı teknolojileri de Saab'ı diğer markalardan ayırır. İlan sayıları gerçekten çok az ve bu bütçelerde 93-95 modelleri bulunabiliyor. 9.3 modeli daha çok pazar sağlayabilmek için sınıfında sıradana yakın olsa da modelde kullanılmış olan 175 beygir gücündeki 2 litre turbo motor performans ve verimliliğin optimal birleşimi. Yine bu bütçelerde bulunabilen 9.5'ler ise daha fazla Saab sunabiliyor. 3 litre 200 beygirlik motorlarının performansına söyleyecek sözümüz yok. Özellikle kalkışlarda normal otomobiller ile ona yetişebilmek pek mümkün değil. Fakat yakıt tüketimleri şehir içerisinde 16 litrenin üzerinde olduğundan 2.3 litre turbo motoru ile 250 beygir güç üretebilen motor alternatifi daha mantıklı. Çünkü hem 3 litre olan motorlardan daha az yakıt tüketiyor hem de 0-100 hızlanmaları 8.2 saniye. Yedek parça problemleri bazen Volvo, bazen Opel modelleri ile giderilmeye çalışılıyor. İkinci eldeki satış bekleme süreleri oldukça uzun olabildiğinden Saab modellerindeki pazarlık payı da yüksek olabiliyor. 200 binli bütçeler ile bu sınıfta Volkswagen'in hangi otomobili var diye baktığımızda döneminde de sınıfının lideri olan B5 ve B5.5 kasa Passat'lar karşımıza çıkıyor ki bizce 200 bine yaklaştıkça ya da biraz geçtikçe makyajlı kasalardan satın almak daha mantıklı. 1.9 litrelik dizel motorları başarılı bir motor olsa da hem eskidiklerinden hem de piyasadaki örnekleri genellikle yüksek kilometrelerde olduğundan riskleri de yüksek. Bu yüzden Passat'larda bizim motor tavsiyelerimiz ekonomi isteyenler için 1.6 litrelik benzinli motorlar, performans isteyenler için 1.8 litrelik turbo motorlar.
Bu bütçelerde iyi bakılmış, fazla masrafı olmayan 2003-2004 model civarı bir Passat alıp kullanmaya başlarsanız, özellikle Exclusive donanımlarında hem konfor, hem donanım, hem sürüş, hem de kalite olarak memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Passat'ı videomuzdaki diğer otomobillerden ayıran en büyük özelliği ise ikinci elde gördükleri ilgi. Bu yaştaki D ve E segmentli otomobiller ikinci elde yüksek değer kayıpları yaşarken Passat'lar bu değer kayıplarını yaşamıyor. Ayrıca satış bekleme süreleri de yaşıtı C sınıfı otomobiller kadar. 200 bin civarındaki bütçeler ile 3. nesil Hyundai Sonata ilanları bulunuyor ki bizce bu bütçeler 20 yaşını geçmiş bir Sonata için yüksek bütçeler. Bu yüzden bu bütçelerde Jaguar kası olarak da bilinen 4. nesil Sonatalardan aramak daha mantıklı ve yapılacak detaylı kapsamlı aramalar ile belki 200 bin liranın biraz üzerinde 2003 model civarı yaşına göre temiz denilebilecek bir Hyundai Sonata bulabilirsiniz. Özellikle uzun vadeli kullanımlarda memnun kalacağınızı düşündüğümüz model ikinci elde haksızlığa uğramış bir otomobil. Çünkü D sınıf ortalamasından daha az sorun çıkartıp D sınıfının genel konforunu sunabiliyor. Toyota Avensis'lerin ikinci nesli bu bütçelerde satın alınabilecek en mantıklı otomobillerden birisi. Çünkü sadece sağlamlık ve güvenlik yönünden beklentileri karşılamıyor. Aynı zamanda piyasada kendisinden daha fazla ilgi gördüğü için daha yüksek fiyatlara satılan kardeşi Corolla'lardan daha ucuza satılıp daha fazlasını size sunabiliyor. Yalıtım konusunda sınıfının gerisinde olan Avensis'lerde dönem ve sınıf beklentisi donanımlar bulunuyor. Dışarıdan bakıldıklarında tank gibi sağlam duran Avensis 2'lerde kullanılan 110 beygirlik 1.6 litrelik motor şehir içerisinde 10 litrenin altında yakıt tüketebilip modelde en fazla ilgiyi görse de bizce 2 litre 147 beygirlik motor Avensis için daha uygun ve bu motor Toyota'nın en sağlam motorlarından birisi. Ayrıca yakıt tüketimi de şehir içerisinde 11 litrenin altına düşebiliyor. İlan fiyatları 180-190 binli bütçelerden başlayan Avensis 2'lerin model yılı gençleşip kondisyonları iyileştikçe fiyatları 300 bine yaklaşıyor. İkinci nesil Ford Mondeo'lar 2001 yılı sonunda ülkemizde satılmaya başlamış ve o dönemki tasarımı, konforu, yol tutuşu ile hayranlık uyandırmış bir otomobil. İkinci eldeki ilan fiyatları 150 binin altından başlayan Mondeo'larda 18 yaşından küçük ve masrafsız olanlarını bu bütçelerde bulmak kolay. Fakat yine de Mondeo almaya karar verirseniz İkinci el alırken genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar ile birlikte özellikle iyi bir Mondeo ustasının görüşünü almanızı tavsiye ederiz. Çünkü ihtimal dahilinde olan bazı elektronik ve mekanik sorunlar sizi Mondeo'dan soğutabilir. Mondeo başarılı bir otomobil olsa da önceki sahiplerinin bakımı, kullanımı çok önemli. Çünkü bu yaştaki otomobiller ekonomik kullanım ömürlerini tamamlayıp yaklaşık 20 yıldır birçok olumsuzluğa maruz kalmış olabilirler. Çoğunluk alternatifi olan 2 litrelik motorlarındaki 130 beygirlik dizel motoru tercih etmektense 145 beygirlik benzinli motor günümüzde daha mantıklı. 2001 yılında piyasaya çıkan Citroen C5'lerin ilan fiyatları 150 bin lira seviyelerinden başlıyor ki bu bütçelerde 1. nesil makyajlı kasa yani bumerang stoplu C5'lerin yaşına göre temiz örneklerinden bulmanız zor değil. Sadece donanım olarak değil, aynı zamanda sürüş ve süspansiyon konforu olarak sınıf beklentilerinin üzerinde olan C5'ler ikinci elin popüler modellerinden değiller. 207 beygirlik 3 litre motor alternatifi sınırlı sayıda olup bu bütçelerde bulunabilse de hem 3 litrelik motorları hem de 1.6 ve 2 litrelik dizel motorları ekonomik açıdan mantıklı değil ki ekonomik açıdan kastımız sadece yakıt tüketimi değil. Genel yürütme giderleri ve ikinci eldeki değer kayıpları. Tabii yıllık 25 bin kilometrenin üzerinde yol yapanlar için 1.6 dizel motorları ekonomik bir alternatif olsa da biz 1. nesil Citroen C5 alacak olsak 2 litre 140 beygirlik benzinli motorlarına öncelik verirdik. Bunların yakıt tüketimleri şehir içerisinde 11 litrenin biraz üzerinde olsa da konfor ve performans yönünden gayet tatminkarlar. Chevrolet ülkemiz pazarından çıktığı için modellerinin ikinci elde gördüğü ilgi olumsuz etkilenmişti. Biz yine de bu tarzda otomobil alacaklara Evandaları hatırlatmak isteriz. İkinci el piyasasında yaygın olmasalar da bu bütçelerde rahatlıkla 2004-2005 model civarı Evandalardan bulunabilir. Yol tutuş konusunda çok başarılı olmayan model tarzı ile farklı olmak isteyenlerin beğenebileceği bir otomobil. Parçaları bulunabilir. Fakat sabit yedek parça teminleri biraz efor gerektirebiliyor. Bu da ikinci elleriyle birlikte Evandaların en büyük olumsuz yönü. 131 beygir gücündeki 2 litrelik benzinli motorlarının otomatik şanzımanlarındaki yakıt tüketimi şehir içerisinde 13 litrenin üzerine çıkabiliyor.
Bu bütçelerde 7. nesil Honda Accord'ların 2001-2002 model civarı olanlarından rahatlıkla bulunabilir. Ülkemizde bulunan örneklerinde 1.8, 2 ve 3 litrelik motorlarından 136 beygirlik 1.8'ler yaygın ve yeterli olanı olsa da 147 beygirlik 2 litre motorları bizim için biraz daha ön planda. Çünkü yakıt tüketimleri arasında önemli bir fark yok ve 2 litrelik motorlar 10 saniyenin altında 0'dan 100'e çıkabiliyorlar. Ve 6 silindirli 200 beygirlik 3 litrelik motorları ile şehir içi 15 litre seviyelerindeki yakıt tüketimi sizi çok fazla zorlamayacaksa performans yönünden gayet memnun kalırsınız. Sorunsuz olarak bilinen Accord motorları alüminyum alaşımlarından dolayı yüksek sıcaklıklara ve uzun vadeli LPG'li kullanımlara çok uygun değiller. Videomuzun son otomobili W124 kasa Mercedes. Sadece bir mühendislik ürünü olmayan bu otomobili bir sanat eseri olarak görüp tasarımının üzerinden yaklaşık 40 yıl geçmiş olmasına rağmen hala benim gibi hayran olanlar da vardır. W124 Mercedes E serisi birçok otorite tarafından bugüne kadar üretilmiş en sağlam, en dayanıklı seri üretim otomobili. 12 milyon kilometrenin üzerinde Mercedes mühendislerince kutuplardan Sahra Çölü'ne her koşulda test edilmiş ve planlı eskitme düşünülmeden üretilmiş olan bu otomobil tam anlamıyla bir klasik. Bundan daha iyisini Tanrı yapar yazılı duvarlarda banttan inen bu otomobil 37 yıldır yollarda ve karşılaştığı zor koşullar karşısında hala diri. Fakat yaşlandıklarından dolayı günlük kullanımdan çok kapalı garajlar için daha uygun. Masraflı olanlarını 100 bin liranın biraz üzerinde bulmak mümkün olsa da orijinalliğini korumuş düşük kilometreli bakımlı örneklerine 500 bin ve daha üzeri fiyatlar da talep edilebilen bu otomobilde 200 bin civarı bütçelerle boyanan değişen parçaları olmuş olsa da diri ve bakımlı denilebilecek örneklerinden satın alabileceğinizi düşünüyoruz. Güvenlik ve konfor yönünden döneminin çok ötesinde olan bu otomobilde üst donanımların geneli opsiyon listesinde. Fakat ABS, klima, elektrikli deri koltuk gibi donanımları bulmak çok zor değil. 2 litrelik motorlarında 1993 sonrası olanları yeterli. Fakat geneli için bizim tavsiyemiz performans yönünden daha fazla tatminkar olan 2 litrenin üzerindeki motorlar. Hele hele otomatik şanzıman önceliğiniz var ise 2 litre motorları kasaya göre hantal kalıyor. Günlük kullanım için çok uygun bulmayabilirsiniz. Fakat bizce her otomobil sever W124'ün sürücü koltuğuna geçip uçan halı hissiyatını yaşamalı. Bu videodan bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.